Işığı prizma ile kırdığınızda ortaya çıkan güzel gökkuşağı görüntüsünü önceki videoda gördük. Şimdi de gelin gökkuşağının renklerini nasıl algıladığımızı bir düşünelim. Mesela sarıyı sarı gösteren nedir? Gözlerimizin içinde koni adında özel renk algılayıcıları bulunuyor. Bunlar ışığın belirli dalga boylarına karşı duyarlı hücreler. Örneğin bir tür koni kırmızı ışığa karşı duyarlı. Yani spektrumun kırmızı ucundaki uzun dalga boyu bu hücreye gelindiğinde bu hücre beyne bir işaret yollar ve bu işaretin büyüklüğü de ışığın ne kadar kırmızı ışık içerdiğine bağlı olacaktır. Gözlerimizde üç ana tür renk algılayıcı bulunuyor. Biri daha uzun dalga boylarına yani kırmızı ışığa karşı duyarlı. Bir diğeri orta uzunluktaki dalga boylarına, diğeri de yeşil ışığa ve biri de daha kısa dalga boylarına yani mavi ışığa. Burada ilginç olan şey şu. Beynimiz bu üç alıcıdan gelen tüm sinyalleri birleşerek bütün renkleri algılayabiliyor. Renkli televizyonlar ve bilgisayar monitörleri de gözlerimizdeki renk algılayıcılarının özelliklerinden esinlenerek üretilmiştir. Eğer bir ekrana çok yakından bakacak olursanız küçük dikdörtgenlerden yani piksellerden meydana geldiğini görebilirsiniz. Bunların her biri birer kırmızı, yeşil ve mavi bölgeye sahiptir. Renkleri göstermek için ekrandaki ilk ilgili renkler aydınlatılır. Mesela ekranın sarı görünmesi için monitörün sadece kırmızı ve yeşil pikselleri aydınlatır. Uzaktan bakıldığında bu sarı renkte görünür. İşte biz de aynen bu şekildeki renkleri dijital ortamda sadece bu üç rengi kullanarak yaratabiliyoruz. Kırmızı, yeşil ve mavi. Sıradaki alıştırmada siz de farklı miktarlarda kırmızı, yeşil ve mavi kullanarak istenilen renkleri monitörünüzde elde etmeye çalışacaksınız. Mesela yeşilin bu tonunu elde etmeyi deneyebilirsiniz. Bu arada farklı hayvan türlerinin gözlerinde farklı koniler mevcut. Örneğin köpekler sadece sarıya ve maviye karşı duyarlı konilere sahipler. Dolayısıyla kırmızı ışık onların beynine herhangi bir işaret göndermiyor. Öte yandan mantis gazisi de gözlerine en fazla renk algılayıcısı olması bakımından bir rekoru elinde bulunduruyor. Tam 12 farklı algılayıcı. Bilim insanları bunların renkleri nasıl algıladığını henüz tam olarak bilmiyorlar. Bunun dışında bir grup insandan da bahsetmeliyiz. Enteresan bir şekilde tamamı kadın olan bir insan grubundan bahsediyoruz ve bunlara tetrakromat deniyor. İnsanların neredeyse tamamının gözünde 3 algılayıcı varken bu insanların gözlerinde dört farklı renk algılayıcısı bulunuyor. O yüzden de onların renkleri ayırt etme yeteneklerinin çok daha iyi olduğu düşünülüyor ve öyle olması bekleniyor. Keşke ben de onlardan olsaydım.